Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ürün tanıtımıyla beraberiz. Bu ürünümüzde sizlere, daha doğrusu YouTuber'lara, video çekenlere, video içerik üreticilere uygun ve onların işini kolaylaştıracak bir ürünümüz var. Ürünümüz bir yaka mikrofonu ama bu bildiğimiz normal yaka mikrofonlarından biraz daha farklı, biraz daha üst seviye. Tabii daha üst seviyeler falan da var ama bizimkisi kendi açımdan işimi görebilecek düzeyde bir ürün. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ürünümüzü şöyle açalım. Şöyle. Buraya geldi. Ürünümüz arkadaşlar DigiMic olarak geçen, yani DigiMikrofon modelimiz. Modelimizde fotoğrafta, daha doğrusu kutu içeriğinde, kutu üzerinde gördüğümüz gibi 2 adet mikrofon, 1 adet alıcı mevcut ve kendi özel şık kutusuyla beraber geliyor. Ben bu ürünü neden tercih ettim? Özellikle video içerik falan üretiyorum. İç mekan çekimlerde normal yaka mikrofonu da iş görürken, dış mekanlarda, özellikle gürültü ortamlarda genelde hepimizin karşılaştığı sesteki problemleri bir türlü aşamıyoruz veya aşmak için çok ciddi anlamda vakit kaybetmemiz gerekiyor. Bunun önüne geçebilmek adına bunu tercih ettim. Ki zaten kanalımı takip eden arkadaşlar bilirler. Son zamanlarda daha çok motovlog videolar falan çektiğim için orada da rüzgarın vermiş olduğu etkiden dolayı veya dış ortamın vermiş olduğu etkiden dolayı gürültü çok fazla oluyor. Bunu önleme yollarını araştırdım. Hatta bir kaskım var. Akıllı kask mikrofonla. Onda bile bu çözümü nispeten çözebildim. Çene açılır kaskı bir önceki videomu izlediyseniz orada görmüşsünüzdür. Kask kapalıyken rahat bir ses varken kaskı çene kısmını açtığımız zaman sesin tamamen bozulduğunu görebiliyoruz. Ben de siz takipçilerime daha akıcı, daha güzel videolar hazırlayabilmek adına bu ürüne karar verdim. Daha önce kullandığım böyle bir yaka mikrofonu vardı. Markası Boya. Kötü bir ürün değil. 6 metre bir kablosu var. Yalnız bir adet küçük mini saat pili dediğimiz bir pille çalışıyor. Bu da pilin bitip bitmediğini anlamıyorsunuz. Bir de üzerinde herhangi bir lamba, ikaz uyarı falan olmadığı için acaba ses kaydı alıyor mu, almıyor mu, pil bitti mi, bitmedi mi derdi falan derken sürekli kafanızı karıştıran bir problemle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve o yüzden işi biraz daha sağlam almak istedik. Biraz daha üst levele çıkmak istedik. Böyle bir ürün aldık. Ürünümüz kutu bu şekilde geldi. Kutumuzun arka tarafında bir takım ürünle ilgili bilgiler veriyor. İşte şöyle baktığımız zaman 250 metreye kadar ses kaydında bozulma olmadığını iddia ediyor. Ondan sonra iki kanal üzerinde iki mikrofon olduğu için konferans usulü çalışabiliyor. Bağlanabiliyorsunuz. Onun dışında 14 saat kadar ses kayıt hafızası var, deposu var. Onun dışında kompakt bir yapıya sahip, tak kullan mantığıyla çalışıyor. Fotoğraf makinemize bağlayabiliyoruz adaptörle. Bir video çekiminde fotoğraf makinemizle ses iletişimini halletmiş oluyoruz. Onun dışında 15 saatlik bir şarj süresi bize sunuyor. Şöyle baktığımız zaman bir kapalı kutumuz var. Muhtemelen içinde taşıma çantası olduğunu düşünüyorum. Onun dışında şöyle gördüğünüz gibi ürünümüz yer alıyor. Şöyle kutumuz dursun. Ürünümüzü şöyle şeffaf bir poşet içerisine bırakılmış alıyoruz. Daha sonra şöyle beraber kutumuzun açılımını yapalım. Şöyle açtığımız zaman direktmen ışıkları göreceksiniz. Otomatikmen işleştirmeyi kutu içerisinde yapıp çalışır duruma hazır bir vaziyette bize sunuyor. Şu anda şarjlarımız full, dolu.
ortalama bir ürün 5-5,5 saat aralığında ses kaydı aldığı söyleniyor. Böyle iki ürünümüz var. Bunlar genelde incelediğim videolarda veya görsellerde daha büyük gözüme gelmişti ama çok da abartılı bir boyutu yoktur. Gayet güzel, şık, taşınabilir ve kullanılması kolay bir ürün. Böyle bir alıcımız var. Bu da dokunmatik ekrana sahip. Dokunmatik ekranla ayarlarını yapabiliyorsunuz. İşte mono mu, stereo mu veya işte hangi özellikler açacaksanız veya işte tekme mikrofon mu çalışıyorsunuz, çift mikrofon mu çalışıyorsunuz, onları ayarlıyorsunuz. Arka tarafta böyle bir soket kısmı var. Burada da gerek telefonu olsun, gerek fotoğraf makinemiz gibi cihazlara bağlamamız için bir bölüm var ve aparatlarımız var. iPad veya iPhone telefonlar için kullanabileceğimiz bir soketimiz var. Bu soketimiz bu kısma takılarak şu şekilde bağlantısını yapıp cep telefonumuza takarak kullanımını sağlıyoruz. Bir de Type-C girişli var. Malum cep telefonlarında iki farklı şarj kısmı olduğu için bunu da düşünmüş. İki farklı aparatı kutuya yerleştirmişler. Bunların her birisinin özel yeri olduğu için toplamanız, yerleştirmeniz çok da vakit almaz. Hızlı bir şekilde toparlayıp çekime çıkabilirsiniz veya etkinliğe gidebilirsiniz. Şöyle kutumuzun arka tarafında yine bir Type-C girişi var şarj etmek için. Ön tarafta bir 4 tane lamba var. Bunlarda şarj olup olmadığını veya işte şarj miktarının ne kadar kaldığını gösterir. Nitelikte bize bir bilgi veriyor. Şöyle ürünümüzü zaten şöyle göstereyim biraz daha yakında. Kutunun içerisinde iç kısımda şarj olabilmeler için manyetik alanlar var. Ve aynı şekilde ürünümüzün de altında bu manyetik alanlar bu bölgelere geldiği anda direktmen otomatik şarj etmeye başlıyor. Şöyle bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Tabii ben yerleştirmeden size şunu da ifade edeyim. Bu ürünümüz şöyle açılıp şu kısmı yine alıcı cihazımızın üzerine takarak, daha doğrusu harici flaş takılan yere takıp kullanma durumu oluyor. Yalnız takıp çıkartırken dikkat edin, ilk alışma evresinde, yani bu kapağın yuvaya alışma evresinde kapağı kırma durumunuz olabilir. Modül kırılabilir çünkü hassas biraz ve yerler tam açılmadığı için girip çıkma aşaması biraz zorluyor. Mikrofonlarımızın arka kısımlarında Digi'nin çok güzel ve kaliteli mıknatıs sistemi var ki kaldırırken bile gerçekten zorlanıyor. Şöyle küçük bir mıknatıs ama gerçekten çok etkili bir çekim gücüne sahip. Şöyle yapışma durumu var. Hatta daha iyi gösterebilmek adına şöyle gösterebilirim. Bu şekilde tutuyor. Bunda ne için? Normalde klipslerimiz var. Şöyle yakaya takmak için veya işte herhangi bir yere tutunması için. Yalnız bunun bazen görülmesini istemiyorsak veya da takabileceğimiz bir kısım yoksa, tişört falan giyiyorsak, tişörtte malum yakayı astığı için iç tarafa şu şekilde mıknatısı iç taraftan tutup şöyle mikrofonumuzu yerleştirebiliriz. Veya da bunun tam tersini yapıp mikrofonumuzu iç kısmına görünmeyecek şekilde ayarlayıp şöyle tutup şöyle de yerleştirebiliriz. Ve mikrofon görünmeden rahat bir şekilde ses kaydımızı gerçekleştirebiliriz. Evet, böyle şık bir kutuya sahip ürünümüz. Şöyle bu şekilde kutumuzu alıp, taşıma çantamızı alıp yolculuk esnasında rahatlıkla kullanabilirsiniz, taşıyabilirsiniz. Yani çok fazla bir ağırlığı yoktur. Onun dışında bu kutumuza bir bakalım. Burada muhtemelen bir taşıma çantası var. Görüldüğü gibi DJ armalı kılıfımız. Buralarda çekip sıkıştırıp genişletebilirsiniz. İçine baktığımız zaman malum fotoğraf makinelerine bağlandığımız zaman fotoğraf makinesine sesi aktarması için bir ara kablo koyulmuş.
daha sonra ürünümüzün şarj edilebilmesi için ürünümüzü şarj edecek Type-C girişli USB-C kablomuz var. Kablomuz biraz kısa ama malum evlerde zaten hemen hemen bütün evlerde Type-C soketli şarj cihazı olduğu için bunun çok fazla sorun olacağını sanmıyorum. Adaptör kafası yoktur. Yani bir telefonla şarj cihazı gibi aparatı yoktur. Evdeki herhangi bir şarj cihazınıza bağlayarak şarj edebilirsiniz. Bunun dışında iki tane mikrofonumuza iki ayrı rüzgar önleyici kafalar mevcut. Bu kafalarda da yine alt kısmında güzel soket klipsli bir bölüm yapılmış. Bunlar da genelde mikrofonumuza taktığımız zaman dışarıda rüzgarda veya bir sürtme durumunda düşmemesi için emniyet kilidi bazında iş görüyor. Şöyle baktığınız zaman ürünümüzün girinti çıkıntı kısımlar var. Aynı şekilde mikrofon üzerinde de var şu kısımda. Bunların üst üste gelerek kapatacak olursak şöyle çevirdiğiniz zaman tamamen tutuyor ve güvenli bir şekilde kullanma olanağı sağlıyor. Şöyle. Bunlara dikkat edin. Bunlar normalde tek satılsa da pahalı. İki ürünümüz var. Yine bunun dışında çantamızın böyle bir ikinci bölmesi var. Burada normal klasik tanıtım kitapçığı vesaire falan bunlar mevcut. İşte kutu açılım kılavuzu falan. Onun dışında garanti belgesi vesaire falan bunlar var. Bunlar çok daha fazla ilgilendirmiyor. Tabii muhafaza etmenizi öneririm. Saklayın. Çünkü elektronik cihaz olduğu için bir süre sonra sıkıntı yaşayabilirsiniz. En azından elinizin altında garanti belgesi bulunsun. Şöyle bir küçük şeffaf poşetimiz var. Bunu açtığımız zaman şahsen ilk etapta ne olduğunu çözemedim ama güzel stickerlar var. Etiketler, yapıştırma. Bunlar da belki normal bir kullanıcının çok fazla işine görmese de ben motosiklet kullandığım için motosiklette malum logo, arma vesaire falan biraz şık gözüküyor. Onu süsleme açısından veya orada bir dişi kullanıcısı olduğumu gösterme bazında kullanabilirim. Bu arada zaten Digi'nin ürünlerinden yine kullandığım vardı. Aksiyon kamera kullanmıştım. Onun dışında mevcut drone'um yine Digi marka. Ve Digi'nin ürünlerini bu anlamda seviyorum. Gerçekten kaliteli. Ve her çıkarttığı ürün bir önceki nesle göre daha donanımlı, daha kapsamlı oluyor. Ürün hakkında kısaca anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Tabii ki test çekimleri olacak. Test çekimlerini yapacağız. İç mekanda, dış mekanda. Onların da sonuçlarını beraber değerlendireceğiz. Ben yaka mikrofonumun pili bittiği için şu anda ses kaydımı direktmen fotoğraf makinesi R6 Canon R6'dan birebir bir 1,5-2 metrelik mesafede hiçbir bağlantı kablosu veya cihaz kullanmadan bir kayıt alıyor. Bu vesileyle de test etme imkanı olur. Bundan sonraki işte mikrofonu kullandığımız ve mikrofondan sonraki seslerde değerlendirmiş olacağız. Bir diğer özelliği hiçbir ürüne, hiçbir cihaza bağlamadan dahi kendi başına 14 saat kadar ses kaydı alabiliyor. Burada da işte üstünde açma kapama düğmesi var. Zaten şu anda açık. Düğmeye bastığımız zaman kapanıyor ki kapanırken açılırken bize titreşim bildirimi vererek cihazın açık, kullanıma hazır veya kullanımda olduğunu gösteriyor. Yine tekrar düğmeye bastığımız zaman açılıyor. Direktmen power düğmesinin yanında Type-C girişi var. Bu da ne işe yarıyor? İçindeki mevcut ses dosyalarını bilgisayara aktarmamız için kullanabileceğimiz bir bağlantı yöntemi mevcut. Burada mikrofonun yanında yine bir normal mikrofon giriş yuvası var. Bu da ne işe yarıyor? Ola ki buna normal elinizdeki mevcut mikrofonlarınızı bağlayarak da ses kaydı yapabilirsiniz. Bu anlamda da güzel bir kolaylık sağlıyor. Bu şekilde takıp yine ses kaydınıza devam edebilirsiniz. Bağlantı yapma tuşu var yan tarafta ve onun altında küçük yine
eli yormayacak veya gösteri görüntüyü bozmayacak şekilde kayıt düğmesi var. Kayıt düğmesine de bir kere bastığımız zaman yine titreşimle beraber kayda başlıyor ki zaten kayda başladığı zaman bilmiyorum görünüyor mu? Cihaz üzerindeki kırmızılanmamız otomatik olarak yanıyor. Tekrar bastığımız zaman duruyor. Ben şimdi şöyle bir iç mekanda ne kadar etkisi oluyor olmuyor. Bu aşamadan sonra biraz da mikrofonumuzla ses kaydını alıp ondan sonra mikrofonun sesiyle fotoğraf makinemizin kayıt sesini bir karşılaştırmış oluruz ve ona göre değerlendirme yaparız. Evet arkadaşlar, şu anki aşamadan sonra DJ Mic adındaki mikrofonumuzla ses kaydımızı alıyoruz. Şu anda ortalama bir 15 santim uzaklıkta mikrofonu tutarak konuşuyorum. Ses kaydının veya ses kalitesinin nasıl bir yapıda olduğuna beraber karar veririz. Ben de şu anda sesin nasıl olduğunu bilmiyorum. Sizle beraber ben de dinleyeceğim. Ama umarım yani iş görür, göreceğini umut ediyorum. Ürün gerçekten kaliteli, güzel, şık bir tasarıma sahip. DJ kalitesini burada konuşturmuş. Güzel bir ürün yapmış. Ve ürünümüzde dışarıda da test çekimler yapacağız. Motor üzerinde olsun, işte açık havada, gürültülü ortamda, sessiz ortamda, farklı ortamlarda kullanarak ortamlardaki tepkimesini veya sonucunu birlikte görüp ürünün tam anlamıyla nasıl bir işlevde olduğuna beraber karar veririz. Yani ürünümüzü her türlü ortamda kullanıp sonuçlarını değerlendirme olanağı sağlayacağız. Ben bu ürünü tanıtım için herhangi bir sponsorluk yapmıyorum bu arada. Kesinlikle bir para karşılığında bu tanıtımı yapmıyorum. Ben tamamen şeffaf bir şekilde olumlu olumsuz yönlerini sizlerle beraber paylaşıp en azından size bir ön bilgi olmasını temenni ederek bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Tabii beğeniyorsanız kanalıma abone olup destek olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz veya aklınıza takılan soru olursa ki onlarla ilgili de sorularınızı yorumlar kısmına bildirirseniz bildiğim kadarıyla elimden geldiğince size bu konuda da yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım video faydalı olur. İkinci bölümümüzde mikrofonumuzla iç mekan testini zaten yapmış oluyoruz. Bu durumda dış mekanda, gürültülü ortamda ve motosiklet üzerinde bize ne gibi sonuçlar sağlayacak ona bakacağız. Ve onun sonucunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Buraya kadar geldiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.